Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırınlarımızdaki iç aydınlatma lambamız yanmıyorsa yapılması gerekenler hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar, fırın lambamız yanmıyorsa bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi ya ampul patlamıştır, ikincisi elektriksel bir arızadır. Eğer elektrikten anlayan bir insansanız, bu tecrübeniz veya bu bilginiz varsa ikinci seçeneği de kendiniz yapabilirsiniz. Fakat biz ampul patlamış mantığından yola çıkarak bugün sizlere iç aydınlatma fırın lambamızın nasıl söküldüğünü ve nasıl takıldığını göstereceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi biz fırınımızı açtık. Işığımız da yanıyor. Ama ışığımız yanmıyor arkadaşlar. Işığımız yanmıyor. Bu durumdan yola çıkarak biz lambamızın çalışıp çalışmadığını, yani sağlam olup olmadığına bakmak için şimdi söküme geçeceğiz. Yuvasının nerede olduğuna bakacağız. Nasıl söküldüğünü anlatacağız. Şimdi arkadaşlar, fırınlarımızda genellikle görmüş olduğunuz gibi iç aydınlatma lambasının bulunduğu kısım şuradadır. Bu başka markalarda değişik, üstlerde, farklı yanlarda olabiliyor. Bizim fırınımız da burada. Şimdi bu nasıl sökülür? Ya da buradan sökülüyor mu, sökülmüyor mu? Evet arkadaşlar, fırın lambamızı buradan söküyoruz. Bunun sökümü tamamen bu şapkayı sökmekten geçiyor. Bu şapkayı söktükten sonra lambaya ulaşıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi lambamız çıktı. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lambamız kararmış ve lambamız patlamış arkadaşlar. Bu patlamış bir lamba. Nereden alıyorsunuz? İçinden geçen, voltajı geçiren akım tellerinin kopuk olduğunu görüyorsunuz. Bu şu demektir: lambamız patlamış, herhangi başka bir arızası yoktur. Lambayı değiştirmekle biz tekrar fırın lambamızı çalıştırır hale getireceğiz. Şimdi elimize aldığımız yeni fırın lambamızı takacağız. Tekrar söktüğümüz yerin yuvasına geçip fırın lambamızı takıyoruz. Bunu taktıktan sonra tekrar şapkamızı alıyoruz. Şapkamızı da taktıktan sonra sorunumuzu çözdüğümüzü düşünüyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Hani bu fırın lambasına nasıl ulaşırım, hangi bölgeden sökerim diye düşünüyorsanız tek bir söküm şekli vardır arkadaşlar. Eğer ampule ulaşmak istiyorsanız şapkayı sökerek bu şekilde ampulünüzü değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, lambamızı değiştirdik. Şimdi de yanıp yanmadığını kontrol etmek için fırınımızı tekrar çalıştıralım. Evet arkadaşlar, fırın lambamız da yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi arızalı olan fırın lambamızı bu şekilde değiştirip sorunumuzu giderdik. Görmüş olduğunuz gibi evet arkadaşlar, fırın lambasını değiştirmek isteyen arkadaşlar da bu yöntemle, bu taktikle fırın lambalarını değiştirebilirler. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Umarım bu videoda sizlere faydalı olmuşuzdur. Bizleri izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.